Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün uzun zamandır kullandığım ve deneyimlediğim iPad Air üzerine konuşacağız. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Şimdi iPad Air'ı uzun zamandır kullanıyorum ve bu süreçteki tüm tecrübelerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşayım istiyorum ve böylece uzun kullanım testini de gerçekleştirmiş olacağız. İnceleme kıvamında ama deneyimlerimi aktardığım bir videoyla da beraberiz. Şimdi öyleyse hemen başlayalım. iPad Air'in tasarımıyla başlayacak olursak ilk olarak iPhone 12 Pro'da ya da iPad Pro'da da görmüş olduğumuz köşeli tasarım dikkatimizi çekiyor ve açıkçası ben bu tasarıma bayılıyorum. Her ne kadar başta endişem olsa da çünkü iPhone 12 Pro'daki köşeli tasarım uzun incelemesini yaptığımda da bahsettiğim üzere birazcık eli rahatsız edebiliyordu. Fakat iPad Air'de bu köşeli tasarım aksine çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlıyor ve ben açıkçası bu tasarımı çok seviyorum. Buna ek olarak oldukça modern bir görünümü var ve renk seçeneklerine de bakacak olursak bu noktada karşımıza uzay grisi, gümüş, yeşil, roz altın ve gök mavisi renkleri çıkıyor ve şu anda önümde de silver yani gümüş rengini görüyorsunuz. Tasarım konusunda şunu da söylemek istiyorum. iPad Air'ı diğer modellerden ayıran en önemli özellik tabii ki home butonunun yani ana sayfa tuşunun kaldırılmış olması. Böylece üzerinde hiçbir tuş yok ve açıkçası bir iPad Pro ile yan yana koyduğunuz zaman da her ne kadar küçük bir çerçeve farkı olsa da kolaylıkla iPad Air ile Pro'yu ayırmanız mümkün değil. Eğer ki arka tarafını görmüyorsanız çünkü orada kamerada farklar var. Buna daha sonra geleceğiz. Buna ek olarak hemen alt tarafta USB-C tipi bir giriş görüyoruz. Bu da bence mükemmel gelişmelerden birisi. Böylece hem hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz hem de USB-C tipi girişiyle beraber de bağlantılarınızı yapabiliyorsunuz. Bunu sadece şarj olarak düşünmeyin. Örneğin SD kart okuyucu, SSD gibi cihazların bağlantısını yapma konusunda da avantaj sağlıyor. Fakat burada şöyle bir problem var. Örneğin iPhone'unuzu bağlamak istediğiniz zaman iPhone'da hala Lightning var. Burada USB-C'den Lightning'e ayrı kabloya ihtiyacınız olabilir ya da dönüştürücüye ihtiyacınız olabilir. Ama bir şekilde geçilmiş olması USB-C tipi bir girişe benim için mükemmel. Bu arada hazır aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Tasarımla alakalı. Üzerinde bir kulaklık girişi yok. Bu noktada kulaklık girişini bağlamak için USB-C girişinden bağlayacaksınız ya da bir dönüştürücüye ihtiyacınız var. 3.5 milimetrelik bir giriş varsa bunu da altını çizmiş olayım. Ama ben zaten AirPods'la beraber kullandığımdan bir problem yaşamadım. Buna ek olarak ise arka tarafının parmak izi tutmadığını söylemek istiyorum. Oldukça güzel bir yüzey var. Şu anda da siz de görüyorsunuz. Yani ciddi bir parmak izi yok. Gayet güzel. Ki silver rengi daha da aslında renkleri gösterir diye tahmin etmiştim ama hiç de umduğum gibi olmadı. Bu noktada problem yaşamazsınız. Ben de hiçbir problem yaşamadım. Böylece tasarım olarak arka tarafındaki kamera dışında iPad Pro'ya çok benzediğini söyleyebilirim. Ve açıkçası bu tasarım tekrardan altını çiziyorum. Bence mükemmel. Ekranı da geçiş yapacak olursak burada 10.9 inçlik IPS bir ekran var ve 2360'a 1690 piksel çözünürlüğe sahip. Açıkçası ekranın renkleri, çözünürlüğü mükemmel. Ben paneli inanılmaz derecede seviyorum. Özellikle True Tone P3'e sahip olması renk konusunda da oldukça iyi olduğu anlamına geliyor. Ve ben örneğin Lightroom'da çeşitli fotoğraf düzenlemeleri yaptığım zaman da rahatlıkla işlemlerimi yapabildim. Ne kadar çok renklerinin tutarlı olduğunu da fark ettim. Örneğin profesyonel bir panelden baktığım ve gördüğüm renklerle iPad'de gördüğüm renkler kesinlikle ama kesinlikle tutarlı ve fotoğraf düzenlemesinde mükemmel sonuç verdiğini söyleyebilirim. Ben burada inanılmaz derecede mutluyum. Buna ek olarak ise ekran yenileme hızında iPad Pro gibi 120 Hz'e çıkmıyor. 60 Hz'lik bir seçenek bizlere sunuyor. Fakat şunu söylemek istiyorum. 60 Hz günümüz kullanımı için aslında fazlasıyla yeterli. Burada hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Gayet işinizi görüyor. Fakat eğer ki 120 Hz'i daha önceden kullandıysanız ve buna alışıksanız birazcık farklı gelebilir. Fakat günlük hayattaki kullanımınızı etkileyecek düzeyde değil tabii ki. 120 Hz olması daha iyi olurdu. Ama 120 Hz'in eksikliğini yaşamadım ve 60 Hz'den inanılmaz derecede mutluyum. Bu noktada hiçbir probleminiz de olmasın. En azından benim problemim de olmadı. Buna ek olarak ise ekran parlaklığı gayet iyi ve bence en önemli noktalardan birisi iPad Air'i önceki iPad Air ya da farklı iPad serilerinden ayıran şey lamine ekran. Peki lamine ekran nedir? Şimdi normalde çok detaya girmeyeceğim ama şu şekilde özetleyebilirim.
Kullanılan panel kırılıp parçalanacak cinsten değil. Burada çatladığı zaman komple bir şekilde çatlar ve burada kalır. Bu temel özelliklerinden birisi ve en önemli özelliklerinden birisi ekran arkada değil de yukarıdaymış hissi veriyor. Ve böylece kalemle yazı yazarken gerçekten dokunduğunuz yerden yazı yazdığınızı hissediyorsunuz. Ya da tabletin ekranın tamamen ön panelin bir bütün olduğunu size hissettiriyor. Bu önemli bir fark. Özellikle eski jenerasyon bir iPad kullanıyorsanız aradaki farkı daha da iyi bir şekilde hissedeceksiniz. Bence ekrandaki en önemli artılardan birisi bu. Şimdi ekran boyutuyla alakalı da şunu söylemek istiyorum. Önümdeki iPad 10.9 inçlik bir iPad ve bence bu boyut bir iPad için oldukça ideal bir boyut. Eğer ki iPad mini'ye geçerseniz biraz fazla küçülecek ama onun da kendine göre avantajları var. Eğer ki Pro'nun 12.9 inç modeline geçerseniz de bence biraz fazla büyük oluyor ve iPad'in taşınabilirliğini birazcık olumsuz yönde etkiliyor. Ve bu yüzden de ben 10.9 inçin oldukça ideal bir boyut olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman iPad daha büyük olsaydı diye düşünmedim. Genel olarak panel özellikleri de bu şekildeydi. Performans ile alakalı konuşacak olursak iPad Air'ın içerisinde 6 çekirdekli Apple A14 Bionic çip mevcut ve bu çiple beraber de inanılmaz derecede akıcı, hiçbir şekilde kasmayan, problem yaşatmayan ve uygulamaların da hızlı açıldı. Mükemmel bir deneyim size yaşatıyor. Burada ben iPad Pro ile Air arasında performans anlamında özellikle günlük kullanımda hiçbir fark yaşayacağınızı düşünmüyorum. İkisi de mükemmel. Fakat eğer ki bir render alıyorsanız tabii ki Pro'nun sağladığı avantajlar var. Ama ben açıkçası uygulama optimizasyonu oldukça başarılı olduğu için fotoğraf ve video düzenlemek gibi işlemlerde hiçbir problem yaşamadım. Bence oldukça iyi bir performans sağladığını söyleyebilirim. Bu noktada oyunla alakalı da şunu söylemek istiyorum. iPad Air ile çok büyük oyun oynamadım ama deneyimlediğim oyunlarda gayet iyi performans sağladı. Gayet akıcı bir şekilde oynayabildim. Hatta büyük ekranda oynamak oldukça da keyifliydi. iPad Air'in güzel yanlarından birisi ise sidebar özelliği. Özellikle bir MacBook cihaz kullanıyorsanız iPad'i ikinci bir monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Böylece hiçbir kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan monitör olarak kullanmak çok kullanışlı. Bu arada MacBook cihazlarla direkt uyumlu ama harici uygulamalarla beraber Windows'ta da iPad'i ikinci monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da altını çizmiş olayım. Şimdi ses konusuna geçiş yapacak olursak burada ben bu iPad'de ne yaptım? YouTube videoları izledim. Arada Netflix ya da Amazon'da bir dizi vesaire ya da film izledim. Ve bu tarz işler için sesten inanılmaz derecede mutlu oldum. Açıkçası zaten yüksek kalitede bir müzik dinleyeceksem vesaire ben kulaklıkla müzik dinlemeyi tercih ediyorum. Doğrudan müzik dinleme anlamında test ettiğimi söyleyemem. Ama genel olarak müzik değil de video ve filmlerde bana hiçbir problem yaşatmadı. Hatta şöyle bir müzik de açayım. Ses yüksekliği çok iyi. Yani fazlaca sesi yüksek ve aynı zamanda stereo hoparlör. Yani hem sağda hem solda ses veriyor. Bu da güzel. Mono değil. Hem bas seviyesi hem ses yüksekliği hem de tizlerin dengesi olsun. Bence oldukça ideal bir konumda. Tabii ki yüksek bir beklenti içine girmeyin. Bu bir müzik sistemi değil ama günlük kullanımlar veya arada müzik dinleyeyim işte arkada ses olsun gibi işlemlerde kesinlikle işinizi görecektir. Şimdi hemen arka tarafında bir kamera olduğunu görüyoruz. Ben iPad'de neredeyse hiç fotoğraf çekmedim. Neredeyse hiç. Çünkü açıkçası çoğunlukla iPhone'dan ya da profesyonel fotoğraf makinemden fotoğrafları çekiyorum. Buna hiç ihtiyaç duymadım. Çoğu kişinin de ben iPad'le fotoğraf çekeceğini dışarıda sanmıyorum. Ama çekmek isterseniz 12 megapiksellik bir kamerası var. Gayet iyi iş görüyor. Ve aynı zamanda ön kamerası da 7 megapiksel. Açıkçası ben ön kameranın 12 megapiksel olmasını daha çok isterdim. Çünkü böylece görüşmelerde daha kullanışlı olurdu diye düşünüyorum. Ama bu noktada da bir eksiklik yaşamadım. Kamerada tabii ki iPad Pro'daki gibi işte LiDAR sensörü olsun, farklı geniş açı seçenekleri ya da telefoto gibi lens seçenekleri mevcut değil. Ama tekrar altını çiziyorum. Arkada bence hiç kamera olmasa da benim için problem değildi. Ama tabii ki bu kameranın olması şöyle bir avantaj sağlıyor. Örneğin bir belgeyi tarayacaksınız ya da işte bir fotoğraf çekeceksiniz ondan bir not alacaksınız diyelim. Bu tarz işlemlerde işinizi görecek bir kamera mevcut. Buna ek olarak ise pil performansı üzerine konuşalım istiyorum. Apple'ın kendi sitesinde Wi-Fi ile beraber webde 10 saat kullanım ömrü sağlıyor.
Bu benim deneyimlerime göre doğru bir saat. Açıkçası iPad Air ile alakalı şunu söyleyebilirim. Pil performansı kusursuz değil, daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii ki kullanım alışkanlıklarınıza göre pil süresi tamamen değişecektir. Ama ben kendi kullanımımda işte arada birkaç günde bir kullanıyorum. Bazen çok yoğun kullanıyorum. Çoğunlukla bir günü götürüyor. İdeal bir seviyede böyle bir gün içerisinde sürekli pil bitiyor gibi bir durumla karşılaşmadım. Şimdi aksesuarlardan devam edecek olursak ben burada Apple 2. jenerasyon kalemini kullanıyorum ve aynı zamanda da burada büyülü klavyesini kullanıyorum Apple'ın ve açıkçası inanılmaz derecede mutluyum. Bu klavye üzerine ayrı bir inceleme gelecek. Belki izlediğinizde yayınlanmış da olabilir. O yüzden şimdilik buna değinmiyorum. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. iPad'in özellikle iPad Pro ile uyumlu aksesuarlara sahip olması bir avantaj. Örneğin görmüş olduğunuz Magic Keyboard, büyülü klavye aslında iPad Pro için. Bunu ekran bölümünden, daha doğrusu lens bölümünden anlıyoruz. Ama iPad Air'ı taktığımız zaman da alt taraflar boş kalıyor ama rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Eğer günlük olarak iPad'i çok sık kullanıyorsanız, dışarıda özellikle, yanınıza bir powerbank almanızda fayda var. Bu noktada önerdiğim powerbankleri de videonun açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Bunu da bilgisini vereyim. Peki iPad Air ile alakalı hiç mi olumsuz bir şey yok? Elbette ki var. Bu noktada olumsuz olarak şunu söyleyebilirim. Depolama kısmında 64 GB da geliyor ve eğer ki Netflix'ten offline olarak, yani video izleyecekseniz, film ya da dizi ve bunları indirecekseniz ya da YouTube'da ya da Amazon'da, bu noktada depolama uzun vadede problem çıkarabilir. Ama mesela benim iPad'imde şu an fazlaca uygulama yüklü. iPad'in saklama alanına girdiğim zamanda da şu anda 64 GB'lık hafızanın 33 GB'ı kullanılıyor. İçerisinde ortalama 30 GB gibi boş alan var. iPad Air bence mükemmel bir cihaz. Ben günlük olarak çoğunlukla MacBook kullansam da MacBook'a kimi noktalarda ihtiyacımı azaltan bir cihaz. Peki günün sonunda iPad klavye ile beraber MacBook Pro haline mi geliyor? Tam olarak gelmiyor. İşte bu konuyla alakalı ayrı bir videoda gelecek. Özellikle klavye incelemesinde buna değineceğiz. Genel olarak benim deneyimim mükemmeldi. Ben iPad Air'i iyi ki almışım, iyi ki kullanıyorum dedim. Bu noktada özellikle öğrenciler, içerik üreticileri ya da buna ek olarak tasarım işiyle uğraşanlar için kesinlikle önereceğim bir cihaz. Peki Pro'ya geçmeye gerek var mı? Açıkçası Pro'nun bence iki artısı var. Birincisi Face ID, ikincisi ise 120 Hz yenileme hızı. Ve buna ek olarak tabii ki lens kısmında da farklar var ama benim için en önemlisi bunlardı. Yine de şunu söyleyebilirim ki iPad Pro yerine bence iPad Air fazlasıyla iş gören bir cihaz. Parmak izi okuyucu mükemmel bir şekilde çalışıyor. Rahatlıkla parmağınızı okuyor. Size tavsiyem tek parmağınıza değil, iPad'i bazen şu şekilde çıkarıyorsunuz. Bu noktada her iki elinizdeki parmakları da tanıtırsanız size avantaj sağlayacak. Öyleyse bugün iPad Air'ı incelemiş olduk. Bu noktada önerdiğim iPad aksesuarlarını da videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Özellikle bir tane ürün var. Bence o çok avantajlı. Eğer ki kalemi çok sık kullanıyorsanız daha çok kağıda yazıyormuş hissini vereceğiniz bir ekran koruyucu kalem kullanma hissini ve deneyimini daha iyi hale getiriyor. Öyleyse iPad Air ile alakalı sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bekliyorum ve kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.